İyi günler sayın seyircilerimiz. Kalplerimiz seni unutur mu? Bugün öyle güzel iki insan geldi ki, bazı televizyon dizileri, hatta bazı filmler de vardır böyle. Dizilerde mesela 30 bölümlük dizide 10 bölümde oynayabilir. 6, 8, 10 oralarda bir yerlerde oynayabilir. Ama öyle bir oynar ki, ya o kimdi dersiniz. Sonra filmine gidersiniz, filmden de tanırsınız onu. Aa, o dizide oynayan kız ya da o dizide oynayan o güçlü oyuncu. Ya bunlar ne kadar önemli dersiniz. Zaman zaman da tanırsınız ama bir türlü bazen hay Allah ismi de neydi dersiniz ama o kadar büyük sanatçılar ki onlar. Onlar ömürlerini böyle 20-30 senesini bu işe veren var. Önce ben tabii büyük bir usta var burada. Neler yapmış? İsmini daha sonra söyleyeceğim. Neler yapmamış ki? Devlet tiyatrosu oyunculuğu. Öyle böyle değil. Dizilerde, filmlerde. Hürrem Sultan'da, Kösem'de, İstanbul Masalı'nda. İşte Alacakaranlık Kuşağı'nda, Kurtlar Vadisi'nde. O en önemli rolleri yüreğiyle, oyunculuğuyla o kadar güzel şeylerle vermiş ki. Bir büyük usta var bir kere yanımızda. Aynı zamanda da yönetmen. Televizyonda ve tiyatroda yönetmen. Bir de bir kızımız geldi ki bize böyle 18 yaşlarında Fatma Girik'le çektiğimiz bir filmde onun hem kızı hem böyle gelini öyle bir rolde bizde aşağı yukarı 30 bölüme yakın oynadı. Nasıl güzel, nasıl şeker. Sonra bizden sonra insanlar onu o dizi bu dizi her tarafta görünmeye başladı. Bir güzel kızımız da var. Onun da filmlerini, dizilerini hepsini göreceğiz. Ama ben bir takdim ettim. Önce hocadan merhaba diyelim. Kemal Topal. Beraber çalıştık. Canım. Estağfurullah abi. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Senin yanında esamimiz okunmaz. Çünkü feyz aldığım insanlardan birisin. Önce efendiliğin, insanlığın, abiliğinle, yönetmenliğinle. İçeride de konuşurken zaten söylemiştim ben. Seni bir dizide tanıdım abi. Ondan sonra sen dedin ki yazdım kafama seni. Yani, her dizide mutlaka en az 15-20 yazarım ben diyordun. Seni o dizide tanıdığıma çok mutlu oldum. Allah'ın sevgili kullarından biriymişim ki Ümit Efekan gibi bir insan çıkardı karşıma. Ufak tefek yönergelerle çok şey öğrendim. Ben Müşfik Kenter'in talebesiyim, rahmetlinin. Onu aratmayan, sinemada da onu aratmayan birilerini arardım hep. Karşıma çıktı zaten. Aa, canım benim. Hani insanlar da hani geldiler birbirlerini met ediyor havası yaratılmasın. Biz doğruları söylüyoruz, güzellikleri söylüyoruz. Çünkü gerçekten bunları yaşadık. Bir de ben yaşadık, evet. Seni ilk geldiğin dizideki ilk rolünü oynadığın zaman dedim ki böyle uzun bir 2-2,5 sayfalık bir şeydi uzun. Dedim artık buraya bir 2 saat falan ayarlayın. 2 saatte anca bitiririz bunu dedim. Size de tanıştırdılar ama ben tabii devlet tiyatrosu oyuncusu olduğunuzu biliyorum. Yani tiyatronuza geldim, sizi seyrettim bunları biliyoruz ama hani belki sinemadır, belki kameradır, belki uzar iş dedim. Sonra bir baktım, bir şaryoylu, bir yakın planlı, tek ben hazırım ezbere, sesli çekiyoruz, döktürüyor. Hepimiz birbirimize baktık sette. Bir dev geliyor, bir oyuncu geliyor ve biliyorsun değil mi? Bütün ekip, kamera arkası dahil herkesi ayağa kaldırdım. Evet, ve bir alkışlar mı izledim? Evet, Kemal, o beni çok onore dedi. Etti. Çok azdır benim böyle onore tabii ki oluyorum mesleğimden dolayı ama set hemen biter, herkes bir tarafa dağılır, makyajını siler, kostümünü değiştirir, bir şey yapar falan ama görüntü yönetmeni dedi ki 3,5 saatle sınırladı hoca dedi. Tabii. 2 saatle 3,5 saat arası demişsin anca sen. Biter dedim. 16. dakika bizim işimiz bitti. Hadi bir prova çekim yapalım demiştin sen. Çok iyi hatırlıyorum. Bitti. Bir kal geldi. Herkeste bir suskunluk. Arkadaşlar ayağa kalkın dedi Ümit Hoca. Ayağa kalkın dedi.
Kalktı herkes. Alkışlıyoruz bu ekibi dedi. Can abi, Can Gürzap. Yani o da vardı. Evet, sen, evet. Ümit'in üçünüz birden, evet, üçünüz. Bir şar yolu, tek planlı, böyle muhteşem Tulum bir şey çıktı dedim. Hemen, sonra, değil mi? Bu ne ya dedim. Bir de Kemal'im. Ya, ya. O zaman tanıştık ki ondan sonra da biliyorsun. Hiç bırakmadık. Hiç bırakmadık. Bir... Hem bırakmadık hem filmlerimde mutlaka sen dizilerinde. Sonra Akçay'da bir araya geldik. Geldik. Gene oralarda çalıştık. Rahmetli Efkan abiyle birlikte çalışma nail oldu. Ya, ne kadar önemlisiniz biliyor musun? Ya abi onlar da çok önemli. Tabii yani onlar tabii rahmetle. Estağfurullah. Rahmetle. Ve güzel bir, burada güzellik var. Güzellik diyoruz biz ona. Güzel bir yüz, güzel bir kızımız. Allah'ım ya Rabbim, Fatma Girik filminde bir geldi, pir geldi. Bak, o kadar genç, bizim ekibimizde aynı şeyi söylüyor biliyorsun. O kadar genç, hala gençsin sen. Bizlere teşekkür göre ederim. Çok fazla gençsin de. Ama dizilerde, filmlerde, orada, burada. Ya bu kız çok güzel, bu kız şahane. Bu kız ne kadar güzel resim veriyor, ne kadar güzel oynuyor falan. Böyle bir... başlarken bile belli oldu. Fatma da onu söylüyordu zaten. Tamamdır, kızımız bütün dizilerde olur diye. Sonra seni epey bir dizilerde gördük. Hoş geldin diyelim sana çok da. Çok sağ olun hocam. Sinemciğim. Çok sağ olun. Benim için gerçekten çok büyük bir onur sizin programınızda olabilmek. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz keyifliyim. Ah canım benim çok ya. Çok sağ olun. Nasıl? Bu arada seneler geçti değil mi? Evet. Epey bir sene geçti yani, öyle böyle. Hani derler ya işte Sinem geldi işte bir rolde oynadı gitti falan. Hayır, Sinem 16-17 senedir dizilerde de oynuyor, görünüyor da, seviliyor da, tanınıyor da. Ama bugün daha fazla tanınacak çünkü bir sanatıyla da. Yüreğiyle de, güzelliğiyle de bir Sinem Karanfil var. Görüyorsunuz. Usta, ustanın programında ben de o kadar heyecanlıyım. Ha canım, estağfurullah. Meslek gereği zaten ufak bir heyecan olması gerekiyor. Ben 35 senemi verdim devlet tiyatrosunda. Top olmuştur herhalde bir 30. Neyse, yılları bırakalım. Yaş çıkacak ortaya. Tam onu ben... söyleyecektim. Hocam 17 sene diyorsunuz. İşte şu yaşta gelmişti falan. Yani şimdi ben konuyu insanlar... kapattırdım şimdi. Ama niye? Yok. Sen çocuktun bize geldiğinde. Evet. Yani toplasan. Çok küçüktüm o yüzden. Ha, tabii. Şimdi küçük. Onun için söylüyorum. Yani 30'lara ya geldik ya gelmedik arası dolanıyoruz. Ama bir şeyi bilsinler. Evet. Bu işler öyle hemen oldu bittiye gelmiyor. İşte bak, bu senelere kadar getirebiliyorsun mesleğini. Bitmiyor. Bundan sonra daha fazla olacak. Bundan sonra daha fazla. Çünkü artık daha seni fark edip setini alanlar... Işığını nerede duruyorsun, nasıl oynuyorsun, ne yapıyorsun, terbiyen, saygın. Hoca zaten bu konuda biliyorsunuz hocanız. Hem sizin yanınızda. 2 saat önce gelir bizim gibi, hastadır. İlk önce de 6'da çağırırsınız, 4'te gelir. Ben de öyle sabah 9 derim biliyorsun, 7.30'da sete gelen yönetmenleriz. Evet, evet. Biz bu işe sevgimiz, saygımız, bunlar başka bir şey. Kemal'cim ben böyle bir girdik, sen neler yapmışsın, ne yapıyorsun diye bir kere... Tabii şeyden bir başlayayım ben. Bir tiyatro, devlet tiyatrosu, 4. Murat, 72. Konuş, ayak takımı arasında, efendime söyleyeyim, gece o kadar karanlıktı ki onlar kayboldu. Yani Jules Cesar, Ağrı Dağ efsanesi, tiyatro ve son dönemde de 80 günde devralı. Müzikal komedi başladı. Bomba gibi gidiyor ve full gidiyor. Güzel gidiyor ve biletlerimiz bizim devlet tiyatrosu olarak zaten ilk yarım saat içinde tükenen biletler. İstanbul Devlet Tiyatrosu en son benim konak yerim artık. Adana'da başladım ilk görev yerime. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra. Yine sene belirtmiyorum farkındaysan. Adana'da 3 yıllığına gitmiştim. 9,5 yıl kaldım Adana'da. Sonra Ankara'ya geçtim. Tayin istemiştim. Teknik nedenlerden dolayı geçici görev verildi. Kulakları çınlasın, Bozkurt Bey genel müdürdü. Bozkurt Kuruç. Sonra beni İstanbul'a gönderdiler. Ben dedim İstanbul'a gitmek istiyorum. İstanbul'a geldim, iyi de olmuş. Sanatın beşiği olduğu gibi İstanbul bence dünyanın beşiği. Her şeyin geçiş noktası. Avrasya ismi benim için çok şey ifade ediyor. Özellikle benim meslek alanımda Avrasya, evet. Bağlantı noktası, her şeyin göbeği. Her şey burada Ümit abi. Aynen. Yani film piyasasını bizden çok çok daha iyi biliyorsun. Her şeyin göbeği. Yarım tiyatro. Asır.
Burada çocuklukta girdik yaramasına. Evet. Sinema burada, tiyatro burada. Evet. Her şey burada. Ve şu an işte ya İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni tiyatroları da olacak. 3-4 tane daha bakanlığımız el attı buna. Atatürk Kültür Merkezi de zaten bitmek üzere. İnşallah ona da kavuşacağız. 7-24 çalışıyorlarmış. Yaşasın. Yüzümüz gülerek seyrediyoruz. Gidip inşaatı seyrediyorum ben Ümit abi. Harika. Vallahi ya, o kadar harika. Hoşuma gidiyor ki. Anılar canlanıyor çünkü orada başladım ben İstanbul'a gelir gelmez. Ne kadar duygulanacaksın. Aziz Nesin sahnesinde başladım. Çok duygulanıyorum. Yani bir sürü oyunda oynadım. Biz Adana'da görev yaparken bir şeyleri tutalım. Böyle yetişilir. Bir şeylerin ucundan tutalım. Ama tiyatroda ufacık da rol olsa oynayalım, boş kalmayalım. Mantığıyla bir buldum kendimi sabah prova akşam oyun. Yaşasın. Ne sabah güzel. Prova akşam oyun. Sabah prova akşam oyun. Öyle devam ediyor. Çok iyi. İstediğim sayıda olmadı. Çok sayıda görev aldım devlet tiyatrolarında. İstediğim sayıda olmadı. Ben isterdim ki 2 katı 3 katı olsun ama sayı belli. Tiyatro belli. Sayısı belli. Ama çok güzel roller verdiler sana. Çok iyi rollerde oynadım. Ben bu arada tabii seni o kadar çok anlatacağız ki sen doktorsun. Kızımızı da anlatacağız da bir biyografim var bakalım. Ne öyle kadar mi? Anlatalım. Aa. Sen anlatırken biz daha önce böyle bir biyografi anlattık. Dur seni bir görelim bakalım. Kemal Topal biyografisi. Kemal Topal 1962'de Ankara'da doğdu. 1982'de İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro kürsüsüne girdi. Bu okuldan 1986 yılında mezun olduktan sonra Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 3 yıl görevlendirildiği bu şehirde kendi isteğiyle 9 yıl kaldıktan sonra geçici görevle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Ankara'da 5 yıl çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Sanatçının rol aldığı sinema filmleri arasında Sahibini Arayan Madalya, Yolun Sonu sayılabilir. Rol aldığı diziler arasında Ekmek Teknesi, Bir İstanbul Masalı, Kurtlar Vadisi Terör, Kurt Kanunu, Kurtlar Vadisi Pusu, Filinta ve Muhteşem Yüzyıl Kösem sayılabilir. Kemal Topal'a hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz. Devlet Tiyatrosu oyunları, buradaki baba filmlerin, dizilerin, yani çok keyif alıyorsun değil mi? Abi evet, çok içeride mutlu de oluyorsun, çok mutluyum. Çok. Ben aslında esprisinde yaptık, hanımefendilerle esprisinde yaptık. Doktor olacakken yanlışlıkla aktör olmuşlardım diye kendime takılıyorum. Tıbbı çok seviyorum. Tıp aslında bizim oyunculukla da çok alakalı bir şey. Sesinizi kontrol etmekte, diyaframınızı kullanmakta, sağlığınızı çok çok iyi kontrol etmekte. Oyuncu aynı zamanda iyi bir sporcu gibi olmalı. Aktif olmalı. Performansını seyirci bilemez, kendi kontrol etmeli performansını. Seyirci bir defa seyrediyor beni, belki ikinci kez seyrediyor. Rejinin aslında ben hangi performansı gösteriyorsam o performansı sürekli kafamda tutup onu tutmalıyım, onu tutturmalıyım. Onun için de çok iyi bir nefese, onun için çok iyi bir oksijen almaya, onun için çok iyi bir sağlığa ihtiyacım var. Çok değil mi? Bir de gece gündüz. Gece gündüz. Bir de saatimiz yok. Memur saat 9'da başlar, 5'te bitirir. Onların seçtiği hayat yolu güzel. Bizler öyle değiliz. Bizim mesaimiz onlar bittiğinde de devam edebiliyor. 20 saat biliyorsunuz. Sizler öylesiniz. Provalarınız git gel. Ne kadar prova yaptın? Vallahi abi 6 aydır provadayız falan. Duyuyor musun? Evet. 4 aydır provadayız. Sonra ikinci prova var. Bu akşam şurada oynuyoruz buradan buraya. Ya bu ne, eve uğramıyor musunuz? Böyle ama bir şey. Biz de öyle 20 saat dizilerde çalıştık ettik. Yani eve de uğrayamadık. Bütün bunları geçelim ama bir şey vardı altında. Sevgi. Sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Yapılmıyor değil mi? Yok. Ben şimdi tiyatrocu olmasaydım ne olurum sorusunu bile sormuyorum kendime. Sen her şey oluyorsun zaten. Evet. Hırsız oluyorum, arsız oluyorum, doktor oluyorum, ne bileyim. Bütün meslekleri yapıyorsun. Sadrazam oldum, her şey oldum. Yani göstereceğim o sadrazamı. Her şeye de yakışıyorsun abi. Eyvallah abi. Benim güzelim, ne kadar seviyorsun, yürekten seviyorsun bu işi değil mi? Kesinlikle. Zaten aşk bambaşka. Yani o tiyatro aşkı gerçekten başka. Ben ilk sizin setinize geldiğimde 16 yaşındayken bana demiştiniz ki sen artık bu tozu yuttun. Yandın. Tabii, bir daha kolay kolay kurtulamazsın diye. Gerçekten de dediğiniz gibi oldu.
O dönemden sonra tiyatroya da bulaştım. Biliyorum, tiyatrom var. Günümüze kadar en son ben de Nesteren Sultan oldum. Öyle mi? Evet. Hangisindeydi o? İlk darbe oyununda Sultan Aziz'in tahttan indirilmesini anlatıyorduk. Tarihteki ilk darbeyi anlatan bir oyundu. Orada Nesteren Sultan'ı canlandırdım. Yaşasın. Dediğiniz ya. Gibi istediğiniz her şey olabiliyorsunuz zaten. Ve kesinlikle aşkla yapılması gereken bir şey. Zaten başka türlü yapamazsınız. Dizilerde çalışanlar da senden çok memnun. Biliyor musunuz? Yani ben bu konuda böyle bakıyorum. Ara sıra soruyorum da bizim kız ne alemde diye. Bayılıyorlar sana. Çünkü setin doğru, kaliten doğru, oyunculuğun doğru. Bir de en büyük şey onu dedim. 16 yaşında sana dedim yandın. Tam yandın. Gerçekten öyle. Ama hayatımı etkiledi. Hiçbir zaman kopamadım. Keyifli yandın ama değil mi? Evet. Hadi senin de bir biyografini gösterelim bakalım. Tamam. Sinem Karanfil'in. Sinem Karanfil, Turgay Tanülkü'den tiyatro ve drama, Murat Saraçoğlu'ndan kamera önü oyunculuk eğitimi alan sanatçı, Arka Sokaklar, Hayatın Kıyısında, Tele Dadı, Cemalim, Ebu Zer El Girafi adlı film ve dizilerde çok başarılı oyunculuk performansları sergilemiştir. Sinem Karanfil'e hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz. Bize ne olduğunun da güzel oyuncusu. Ah ya Fatma seni ne sever ya. Bizim sette çok şekerdi. Fatma bir de Fatma var, tabii bu. Bizim kızlar gelsin. Benim kızlar sette hemen çağırır bunların hepsini yanına oturtur. Hem sanatçıdır Fatma hem de onunla beraber hep oyunculuk adına da söylüyorum. Yönetmenlik adına da. Fatma Girik. Tabii Selda Alkor. Tabii Hülya Koçyiğit. Tabii Filiz Akınlar. Yani sayamayacağım işte... Çoğu var. Adını geçerken yanlış bir şey yapmamaya dikkat ediyorum ama çok öyle sanatçılar. Senin de emeğin çok olan insanlar çok, abi. Çok, çok. Hepsinle yani. De çalıştım. Yani bir döneme imza atıldı. O dönem hala gidiyor. Hala gidiyor. O dönemin ayakları üzerinde duruyor. Aynı. Şimdi sinemada. Yeni bir dönem Ümit abi benim gözlemlediğim kadarıyla bazı kişiler çok olumsuzlukla bakıyor ama ben şu yeni döneme çok güzel bakıyorum. Çok filizlenmiş yeni arkadaşlarımız çok çok iyi arkadaşımız gibi. Okuyan, okuduğunu algılayan, bunu kültüre çeviren ve bunu dalında kullanan, sinemadaysa sinema, tiyatrodaysa tiyatroda kullanan, kullanmayı becerebilen bir nesil var. Ufak da olsa. Şimdi bir azınlık da olsa umut verici. Bel kemiği olan, var. Eskiyi sen daha iyi bilirsin tabii, ki bunlarla tabii. Çok iyi çalışıyorsun ve tabii, sen çok tabii. Seçicisin Ümit abi. Bundan tabii. Dolayı da senin tabii. Gibi birkaç kişiyi tanıyorum böyle ama ilk seni tanıdım çok huzurluyum. Sen kafana takıyorsun birini. Ama çünkü başarılı. Birinci seviyede ahlak diyorsun, ikinci seviyede başarı, aynen. Sete geliş saatleri. Aynen. Bunları başardı mı zaten? Bir de oyunculuğu Ümit varsa. Ümit Efekan'ın listesine girdi demektir. Evet, yani, o zor. Çok keyif alırsın yani. Bir de ben sende dikkatimi çeken şey yine söylenmesin. Yani birbirlerini övüyorlar. Evet övülecekse övülür. Evet övülür. Ben onu söylüyorum. Evet. En ufak oyuncudan benim dikkatimi çekti. Hadi Kemal Topal'ı tanıyor da hoş geldin diye kalktı sarıldı bana. Ümit Efekan. Ama tanımadığı insana da hoş geldin. Hoş bizim kadrodan mı? Bizim kadrodan mı arkadaş? Evet. Kalkıp, ama abi ben biraz isim vermeyeceğim, gittiğim bazı çalışmalarda kendi kamerasından çıkmayan yönetmen bilirim. Yok öyle şey, birebir ilişki kurmadıktan sonra. Yönetmenler de içeride oradan holki tolki ile konuşabilirsiniz. Yok konuşmak istediğimden değil, merak ettim. Sarışın mı, mavi gözlü mü? Yani işte diziler adına böyle, belki sineması böyle değil ama diziler adına maalesef böyle bir kopuk. Bir gidiyor. Neyse. Senin filmlerin varmış. Bağırıyorlar içeriden. Öyle mi? Hadi bakalım filmlerin şunlar bunlar. Bir Kemal Topal görelim. Hiç şaşırmadım. Gelir gelmez düşman edinmişsin. Bu seferkiler kim? Raskol'un mekanlarını KGT'ye bastı. İvan nerede? Onun kardeşi senin işine yarıyordu. İvan'ı da aldılar. Nasıl yani? Dün gece beni aradı ne zaman geleceğimi öğrenmek için. Seni mi aradı? Evet.
Yani Ivan'ı çözmüşler. O zaman ortalarda çok dolaşmayalım. Bir an önce mekana geçeyim ben. Benim halkım cahil. Benim halkım asırlarca feodal güçler tarafından sömürülmüş, ezilmiş, horlanmış, aşağılanmış. Benim halkım lider istiyor. Ona yön gösterecek bir çoban istiyor. Benim halkımın başka hiçbir beklentisi yok. Olamaz. Çünkü en aşağısına bile razılar zaten. Yoksa bu 84 yıllık süreci başka nasıl izah edeceksiniz? Sen halkını hiç tanımıyorsun. Ben her gün onlarla iç içeyim. Kaç senedir dağdasın. Halkımın mücadelesi için bireysel özgürlüklerimden feragat etmem yüzünden suçlanamam. Bana bak. Bu mu yoksa seni rahatsız eden? Yo, hayır efendim. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yok değil mi bir yaramaz? Hayır efendim. Sağ olun, sayenizde. Galip Efendi'nin bir yardımcısı varmış. Şifai olarak bilinir. Onun bu sıralar haritalarla birlikte İstanbul'a girmeye çalıştığını düşünüyoruz. Anladım. Onun da başına bir hal gelmeden Şifai'yi bulmamızı istersiniz. Eşkaliyle alakalı bir malumata sahip miyiz? Kendileriyle henüz tanışmadım. Ama Galip Efendi övgüyle bahsederdi. Fransa'da Sorbonne'da tahsil görmüş. Müthiş zeki bir insan olduğunu söylerdi. Bir de sol tarafının tutmadığını biliyoruz. Ben anılar canlanınca güzel, çok teşekkür ederim abi. Yani bunları bir araya getirmek bir başlı başına çalışma. Yani ekibe çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kumandadaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsine Ümit abi başta sana çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Daha yani bu günlerdir yapıyoruz ama sen de çok dolusun. Çok teşekkür ederim. Bunu senden duymak çok güzel. Çok çok. Bir sağ de bizim olun. Tabii bu konuda emek veren dışarıda da Neşat diye bir montajcı kardeşimiz var ve içeride bir ekibimiz var. Ellerine yüreklerine sağlık. Teşekkürlerini aldılar içeride. Yani çok teşekkür ediyorum. Böyle bir montajı yapabilmek, böyle bir miksajı gerçekleştirebilmek zor. İnternete bastım, bulunacak şeyler değil. Çok teşekkür ederim tekrar. Canım benim. Bu şeyi soracağım ben biraz. Bu Kurtlar Vadisi pusuda bir de öbür Kurtlar Vadisi. İki tane Kurtlar Vadisi geçtik. Bir tanesi durdu galiba, değil mi? Kurtlar Vadisi dönem dönem statiko değiştirip, isim değiştirip yeni versiyon gibi çekildi. Panafilm tarafından yapıldı bu. Kurtlar Vadisi pusu PKK terörünün işlendiği bir durumla başlayan Abdullah Öcalan'ın siyaset sahnesine ve terör sahnesine girdiği dönemi anlatan, onu kaleme alan bir, o terörün Türkiye'de çıktığı tarihleri konu alan bir diziydi. O sıra ne oldu bilmiyorum. İki bölüm çekildi, anlaşmalar yapıldı. Çok da iyi gidiyor. Tarih gazeteciler tarafından öğreniliyor. Tarihçi tarafından yazılıyor bir şeyler. Kontrol ediliyor. Emniyet Müdürlüğü yardımcı oluyor. Bakın bizde de bu bilgi var falan gibi. Çok güzel çalışılıyordu. Biz mutluyduk ama ikinci bölümün bir şey oldu. Bir tuhaflık oldu. Üçüncü bölümde Panafilm yetkilileri çağırdılar. Bir yemek verdiler. Arkadaşlar dizimiz kaldırıldı dediler. Ona biz bir karambol diyelim. Evet. Hadi yuvarlak lafla. Nedir? Bilmiyoruz karambol. İşte karambolde evet. Karambole geldi. Bir şey oldu. Güzeldi halbuki değil mi? Güzeldi tabii. Güzel gidiyordu. Yani. Öbürü de fena değil galiba değil mi sizin o Kurtlar Vadisi'nin? Kurtlar Vadisi o biraz sanal alemde gezinen. Evet. Senaristin hayal dünyasıyla alakalı bir durum o. O silahlarla patlayan. Çok enteresan. Onda bir tane fişek koydular. Çocuğa dedim ki çocuğum biraz uzak dur. O fişeğin de mesafesini biliyorum ben. 5 metrede etkili falan. Çocuklardan bir tanesi yanlışlıkla kaçıncı saat çalışmasıysa parçalanmış fişeği koymuş. Fişeğin parçası gitti çocuğun suratına geldi. İnanmıyorum ya. Abi çok tehlikeli bir şeydi o. Ama pataküte gidiyorsun değil mi? O küt taradığım yerde oldu o. Şimdi sana ben bir şey söyleyeyim mi? Robert De Niro'nun biliyorsun. Diyor ki iyi ki oyuncu olmuşum diyor. Yoksa katil olurdum diyor. Tamam mı? Filmlerde adam öldürüyor ya. Yaşasın, rahatlıyor mu? Dayak yiyor rahatlıyor. Dayak atıyor rahatlıyor. Öbür tarafta ezber. İyi ki olmuşum diyor. Yani bu yazısında okudum. Tabii yani sanatçı
Neler yaptın ya? Orada buyurun efendim diyorsun. Biraz sonra tarıyorsun birini. Öbürünü yap. İşte ben dedim yani sanatın getirdiği inanılmaz bir şey var. Çok değişken. Aniden bir rolünde işte kapıcının bilmem necisin buyurun efendim diyorsun. Tarihi yerde emret diyorsun. Öbür tarafta tarıyorsun. Öbürünü vuruyorsun. Üç kağıt açıyorsun. Ve her renk sanatçı işte böyle olunuyor. Abi övgülerine çok teşekkür ediyorum. Böyle çok onlar. Teşekkür ederim. Şöyle bir açıklama yapmakta yarar görüyorum. Hafıza, bu görsel hafıza bizi 5 sene falan tutuyor, daha iyi bilirsin. Ya 5 sene içindekileri hafıza bir anda tarayabiliyor. Aynen. Diyor ki işte şunu oynadım, bunu oynadım falan. Ben tiyatroda da dizilerde de 5 sene içinde yaptığım işleri tarıyorum. Neler yaptın? Benzemesin birbirine. Değişken oynayayım diyorsun. De, yani orada ben mesela Kurtlar Vadisi Pusu'da oynamışım. Efendim bu tiyatro, o dizi. Hayır, ikisi de oyunculuk. Aynen. İkisi de oyunculuk. Bir tanesinde tiyatrodan hangi filtreyi kullanırım da kamera önüne geçirebilirim düşünüyorum. Ekstradan aynen. Teknik bir şey. Evet. Tiyatroda da acaba 300 kişiyle istişarede bulunacaksam 300 kişiye sesimi, duygumu, fiziğimi nasıl yansıtırım diye düşünüyorum. Onun için o aynı olmamalı. Aynı yani ya geçen sene oynadığı rolle benzeşiyor ya. Dedirtmemeye çalışıyorum. Dedirtmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Senaryo da buna müsaitse tabii. Tiyatro oyununda da müsaitse. Yönetmen senin gibi çok geniş perspektiften bakabiliyorsa, ki çok şanslıyım. Güzel çok insanlarla da çalıştım. Çok başarılı yönetmenlerle. Devlet tiyatrosunda da mesela güzel yönetmenlerle de çalışıyorum. Çalışacağım da inşallah. Bunu dedirttiğimiz zaman abi diskleri kullanıyoruz. Hazır diskleri kullanıyoruz. Tabii. Sanatçının işi o olmamalı diye düşünüyorum. Tabii. Bir de gözlemciliğiniz var sizin değil mi? Sanatçının en büyük olayı. Bakmak yerine görmek derdi rahmetli Müşfik Hoca. Göreceksin, gözlemleyeceksin. Bu nedir, nasıl oynuyor, ne yapıyor, tarihi filmde ne alıyor? Bir de en güzeli şey dedi bir gün, bana Hamlet rolünü vermişti. Arkadaşlarıma da işte Simay Küçük, Mehlika Balkanlar, bir kişiye daha, yok ikisine, onlara da kraliçe rolünü verdi. Annemi oynayacaklar. O kadar sarsıcı bir rol ki alıyor, tutuyor, mıncıklıyor omuzlarını, anneyi sarsıyor. Ha. İçindeki doğru anneyi çıkartmaya çalışacak. Yüzleştiriyor çünkü. Sen anne olarak bunu yaptın, doğru anne buydu sahnesi. Biz tabii yeni başlamışız, böyle dokunurken şuraya geliyoruz, pat aşağıya geçiyoruz. Bir dakika dedi, sahnede erkeklik dişilik olmaz dedi. Nasıl yani dedim ben. Abi bir çıktı. Ya işte onun için büyük. Onun için sevgi adına, onun için insanlık adına, onun için sanatçılık adına çok büyük insandı. Önce bizi rahat ettirir. Önce bizi sever. Sevginin ne olduğunu anlatır. Ondan sonra o bilgilerle bizi donatır, sahneye çıkarırdı. Öyle istiyordu değil mi? Hazırlıyordu yani. Önce sevgi derdi. Birbirinizi seveceksiniz, başka alternatifi yok bunun derdi. Ve cinsellik yoktur sahnede, erkeklik dişilik yoktur. Ben dişi olarak bakacağım, bir dahaki rolde annem olacak. Nasıl olacak bu? Beyin nasıl ayırt edecek bunu? Yaşasın ya. Rol olarak bakarsam dişi, evet ona konsantre oluyorum. Rol olarak bakarsam evet annem, ona konsantre oluyorum. Onun için tahtamız biraz eksik derler ya, o tahta eksikliği buradan geliyor işte. Ama olmalı da. Olmalı. O tahta olmalı. Eksikliği olmalı bir tane. Benim güzel kızıma geçiyorum ben, niye biliyor musun? Hem güzel hem de tahta eksikliği demeyelim de yürek çarpıntısı. Meslekte yürek çarpıntısı. Evet, evet. Daha güzel değil mi? Bu taraflara tahta eksikliği, bize tahta eksikliği tamamdır. Hani yönetmen ona böyle, ona böyle, kadına böyle falan, tahta eksikliği var oyuncu. Ama kızımıza yok. Yok, kızımıza ona yürek çarpıntısı. Yürek çarpıntısı. Hadi bakalım senin filmlerini bir görelim. Yürek çarpıntılarını. Bundan sonra bilmelisin ki senin can yoldaşın benim. Çocuklarımın annesi. Benim hayat arkadaşım olacaksın. Ebu Zer'in can yoldaşı, Ümmü Zer olur musun? Benim yalnızlığıma sabredebilir misin? Katlanabilir misin? Sana canım feda olsun Ebu Zer.
Peygamber Efendimiz'in layık gördüğü eş evimin direğidir. Ve benim her şeyimdir. Cüneyt! Ne yapıyorsun Cüneyt? Yok yok, bir şey yok, bir şey yok. Sahi benimle evlenecek misin? Ne dedin? Benimle evlenecek misin? Evlenmek? Tabii. Bana bak Şıldık, sevgilimin peşini bırak yoksa seni gebertirim. Ne yapıyorsun sen? Yaptığın hoşuna gitti mi? Evet. Ama benim hiç hoşuma gitmedi. Aklını mı kaçırdın kızım sen? Bana bak Cüneyt. Dün akşam bana yalvarıp yakarıp evlenmeye teklif ettin. Şimdi de bir Şıldık yüzünden kalbimi mi kırıyorsun? Bana bak Rüya, doğru konuş. Bak sen. Ne o? Küçük sevgilinin duyguları mı incinir? Yeter artık be. Senin gibi kıskanç bir kadına tahammül edemiyorum. Ben gidiyorum. Defol! Çok eski. Tabii. Bana okul oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Buradan canım. Da tekrardan sizlere. İnanılmaz emek verdiniz. Benim için yeriniz her zaman için çok farklı. Canım sağ olasın. Sonrasında tane. Yine devam ettim. Tiyatrolar, diziler, filmler. Dizilerde başka o gördüklerimiz vardı. Hı-hı. Neler vardı orada, hatırlayabiliyor musun? En son Kanal D'de İnsanlık Suçu dizisinde oynadım. Cemal'in filminde oynadım. Hı-hı. Onu gördük. Televizyon filmleri çok fazla oldu. Sevgili hocam Nazif Tunç'la beraber. Nazif Tunç'un yönetmenliğinde. Tiyatrolar çok fazla oldu. Güzel. En son Nesteren Sultan'ı oynadım. O kimindi tiyatro? Hangi tiyatro? Alternatif sanat tiyatro grubuyla beraber. Sultan Aziz'in tahttan indirilmesini anlatıyordu. Aslında bu bizim tarihimizde gerçekleştirilmiş olan ilk darbe. Biliyorsunuz zaten 15 Temmuz gibi üzücü bir olayda atlattık yine yakın tarihimizde. Ben de sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. At biniyorum. Yaşasın. Okçuluk yapıyorum. Sürekli fiziğimi, vücudumu zinde tutmaya çalışıyorum. Gelecek olan rollerin üstesinden gelebilmek için. Çünkü vücudumuz bizim en büyük enstrümanımız zaten. Hocamın da söylediği gibi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Vitaminlerde de mutabık kaldık içeride zaten. Öyle mi? Tabii. Bir de şey söyleyeceğim. Mesela kendin de zaman zaman böyle hani senaryolar bakıp kendine göre bazı notlar alıp tabii. Geliştiriyor muyuz kendimizi? Tabii. Sürekli çalışıyorum. Çalışıyorsun. Sürekli ya. Farklı roller denemeye çalışıyorum. Çünkü benim şöyle bir dezavantajım oldu. Genelde yüzümden kaynaklı. Hep böyle iyi kız rolleri veriyorlar. Ama öyle yani. Sen masum duruyorsun, işte iyi kızları iyi oynarsın diye. Aslında böyle kötü karakter oynamayı çok istiyorum. Onu soracaktım ben. O benim böyle içimde ukde kalmıştır. Kendi kendime böyle evet kötü karakterler canlandırıyorum. Değişik işte cani kadın karakterlerini oynuyorum. Bunların evde kalmamasını umut ediyorum. Canım Tanrı'dan ya. Niyaz ediyorum. Yavrum benim ya. Şey oluyor mu mesela tabii kızımız dediği gibi fiziğinden ötürü de çok böyle sıcak ve sevgi dolu roller. Ama bir de böyle hani melek yüzü şeytanlar tabiri vardır ya. Hani bu melek yüzü mesela beklemezsin. Onu da oynar işte onu söylüyor. Evet çok isterim. Öyle bir rol. Yani... bu kız yapmaz dediğini her şeyi halbuki yapıyorsun. Evet. Böyle bir rol nasıl bekliyorsun değil mi? Kesinlikle. Peki var mı böyle bir tiyatro ile ilgili bir bu konuda teklif var mı? Biraz tiyatroya da ağırlık versen ne diyorsun? İster misin? Evet şu an devam eden görüşmelerim var zaten. Sezon ortası olduğu için. Henüz netleşmiş bir şey yok. Dizi görüşmeleri var. Bir iki yaşasın. Tane. Bakalım. Allah büyüktür. Neler o dizilerin olacak? Olur da mutlaka dizisi falan olur. Zaten biz burada da konuştuk. Kemal'cim de sana bu konuda ben de dizilerde mutlaka bir yerin olur. Ama herhalde hocanın dediği gibi de tiyatroya ağırlık vermen hoşluk getiriyor. Öyle değil mi hoca? Valla abi hocasın sen bir de ders veriyorsun. Senin yanında ben asla böyle yok, bunu içten gelerek söylüyorum çünkü notlarımı aldım. Mesela senden öğrenmişim ben önceden bilinen ama
didaktik şekilde uygulayabileceğim şeyi film setinde ahlaklı davranmak. Film setinde setçinin de karnının aç olabileceği saati hesaplayıp arkadaşlar ara veriyoruz'u hesaplamak. Aynen. Söylemek onu. Bunları gözeten insansın. Bunları ben senden gözlemledim hep. Bir yönetmen sadece evet arkadaşlar şunu yapın. Orada düdüğü çaldı mı herkes zaten istediğin her şeyi yapıyor. Ama bir abi olmak, Ümit abi deyip sen bir kahve söylediğinde daha sen K derken dört kişi sıralanıyor arkadan. Sevgiyle sıralanıyor. Evet, evet. Yönetmen söylüyor ya bunu görüyoruz Ümit ama abi. Bunları da görüyoruz. Ama sana ben bir şey söyleyeyim mi? Yani tabii biz hep söylüyorum ya bir de böyle bir ekiplerle çalıştık hep sizler dahil. Böyle şeyler yaşamda kardeşliğin, dostluğun, çalışmanın bir beraberliği vardır ya. O çok önemli ya. Abi biyolojide şöyle bir şey var genetik biliminde. %99 biz bitkilerden ayıran bizi bir tane gen var. 4,5 milyar genimiz varsa bir tane gen bizi ayırdığı için biz bitki olmuyoruz. Bir tane gen ayırdığı için o bitki oluyor. O bile sevgiden anlıyor. Benim teras katı var Büyükçekmece'de. Arkadaşım çiçek yetiştiriyor. Gidiyor onlarla konuşuyor. Canım, sevgilim bugün ne yaptın? Aa ne güzel domates vermişsin tabii sen. Söylüyor. Abi. Abi ben bunu duydum görüyorum. Akşam bir bakıyorum ben 4 tane daha domates çıkmış oradan. Ama hep öyle böyle ağaçlara sarılma, sevgi bunları bir dönem için çocuklara da üretiliyor tabii de. Eskiden bize söylenirdi yani. Ama şimdi ben mesela bu teknolojinin getirdiği negatif şeyleri de atmaya çalışmak için örneğin uyananlardan biriyim. Teknoloji çok yararlı ama kullanmasını bilmeyen için de çok zararlı. Sürekli elimizde telefon, sürekli ekranın karşısında, sürekli manyetik alan içinde beyin dalgalarımız şaşırıyor. Geçen benim balkona yarasa düştü. Sonarı şaşırdı hayvancağız. Abi nasıl olur böyle bir şey? Dünyanın en büyük sonar şirketi yarasayı örnek alarak yapmış. O şirketin birinci ürününü ve yarasa örnek alınarak geliştiriyormuş modeli. Yarasa sonar sistemini şaşırmış. Çevrede o kadar manyetik alan var ki bu bize biz insanoğluna biz primatlara ekstradan yük yüklüyor. Negatif. Ben spor yapıyorum abi. Ama buradan da tabii bir şey çıkıyor. Yani yeni bu telefonlar, WhatsApp'lar, şunlar bunlar falan, YouTube'lar tabii çok fazla ama artık yani bunlarla baş etmek değil de onlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz evet, lazım. Evet. Aran nasıl bu konularla? Ben çok seviyorum. Elektronikli aran çok iyi değil mi? Gözleri parladı zaten. Bir kere şey değil mi? Sosyal medyacıyım ben. Öğrendiklerini birazcık anlatmanı istiyorum. Mesela Instagram'ı var, Google'u var, işte her şey var yani Face'i var falan. Bunlar bir artı getiriyor mu? Yoksa sadece senin için söylemiyorum. Sen yaşlardaki bu işleri bizden önce daha çok tabii beyniniz açık sizin bizler gibi dolu dolu değil böyle. İçi dolu onun için biz bir de elektroniği sokmaya çalışıyoruz. Yani siz daha çabuk kavradınız. Memnun musunuz? Oradan film seyrediyoruz, her şeyi öğreniyoruz. Artılar geliyor. Hayatımızda bir takım şeyleri değiştiriyor diyor musunuz? Ya bence daha çok artısı var. Ya bir kere film eskiden eski dönemlerde sadece sinemaya giderdik, film izleyebilirdik. Şimdi film platformları kuruldu bir ardına bir sürü. İstediğimiz zaman evimizin konforunda bütün filmlere ulaşabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde izleyebiliyoruz. Büyük bir artısı var. Eskiden sanata ulaşmak bu kadar kolay değildi. Sosyal medya konusunda gerektiği kadar kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işi abartıp sırf sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunmak için bir yere giden insanlar var gerçekten artık günümüzde. Bir restorana gittiğinizde mesela iki çift oturuyor, sevgililer. İkisinin de elinde bir telefon, mesajlaşmaktan İki kelime laf bile etmiyorlar birbirleriyle. Bu şekilde yemek esnasında veya işte arkadaş buluşmalarında kullanılmasına kesinlikle karşıyım. Ve tepkimi de dile getiriyorum direkt. Hani rahatsız olduğumu söylüyorum. Onun dışında gerçekten insanlarla aranızda mesela işte bir köprü kurma,
normalde hiçbir şekilde ulaşamayacağınız insanlara ulaşma açısından inanılmaz faydalı buluyorum. Benim mesela oynadığım diziler zamanından işte birçok şu anda dünyanın 18 yaklaşık ülkesine oynadığım bir dizi satılmıştı. Oradaki bütün ülkelerden bir sürü kişiyle iletişimde olabiliyorum. Hani normalde sosyal medya haricinde böyle bir imkanı eskiden olsa hiçbir şekilde düşünemezdik bile. Aynı anda bu kadar kişiye ulaşabilmeyi. O yüzden faydalı buluyorum. Bu söylediklerine katılıyorum. Yani bir tek tık diye geçiyor. Tabii. Yani çok şeyler öğreniyorsunuz. Biz de öğreniyoruz, yanlış anlama. Dediklerinin hepsi olağanüstü. Yani hayır denecek bir şey değil. Gittikçe de ileriye doğru gidiyor. Bu ara biraz da duygusal bir bölüme geçelim. Bugün bir kere yürekten alkışlıyorum sizleri, ikinizi de sevgiyle. Ve benim canım iki dostum vardı. Bunları siz de tanıyorsunuz. Benim programıma geldi geçmiş dönemde. Bir Oya Aydoğan, Sümer Tilmaç kardeşlerim. Allah rahmet eylesin. Dostlarım, Oya Aydoğan kız kardeşim, Sümer Tilmaç, kardeş, abi, beraberce yönetmen, oyuncu, boş ver oraları geçtik biz. İnsan. Can, insan, insan. 40 sene. O kadar bir şeyler yaşadık ki. Onu biraz daha ölümsüzleştirmek adına bir benim hem biraz programımda bir şeyler koyacağım onlar adına. Şunları da yaptılar diye hayata bırakmak istiyorum. Gözlerim bulandır. Beraber bir seyredelim. Ben birini takdim edeyim artık, evet. Ulu Orta resimlerini. Tabii artık beraber. Fakat bir araya geldi, köller sağırlar birbirine ağırlar olsun falan filan. Ben ismini söylemeyeyim. Çünkü sadece şunun için bir türlü seni basa basa ismini söylemek istiyorum. İnsanlar hep tanırlar. Derler ki Almanya, tabii, tabii. Türkiye her tarafta. Bakar canım ya. Kazım Kartal. Kazım Kartal'a bak diye. Kazım Fakat Kartal. Fakat geçen hafta ilk defa Diler Savaş dediler. Allah'ım. Dilerse. Evet. İlk defa Diler Savaş dediler. Yani her şey söylendi. Diler Savaş ilk defa oldu. Son dönemlerde çok daha tuhaf bir şey yaşamaya başladım. Tecavüz coşkun zannediyorlar. Ben bir türlü kendime benzeyemedim. Hayrettim yani. Seni tanıyorlar ama. Yani ama işte bir Sümer yerde diyorum. Çağrışım yap diyorum filan. Bir sürü böyle şeyler yapıyorum. Sonra diyorlar. Canım ya. Sümer'im ya. He? Bakar mısın? Maraş'ta tanıştık biz. Yıllar önce Maraş'ta tanıştık. Canım. Hiç tanımadığı halde otobüs, etraf soğuk, otobüs ayarlamışlar. Sanatçılar buraya. Dışarıda kalan çocuklar var, onları da içeri alın dedi. Sümer ya. 4 tane figüran dışarıda başka bir yerde böyle kulübe gibi bir yer hazırlamış. Onlar da açıkta değil ama otobüs daha sıcak. Ya. Yavrum, evladım, o çocukları da içeri al dedi. Ha, o çocuklar da geldiler. Ha. Şöyle oturdular. Kalktı, hoş geldiniz dedi. Onlara sigara ikram etti. Çocuklar dediğinde ondan ufak ama yani kocaman adamlar yani. Bunu gözetmek çok önemli abi. Yani Sümer ya. Şuranın farklı attığının, burayla buranın iletişiminin çok önemli olduğunun göstergesi. Ömrümün gençlik yıllarında asistanlık dönemi dahil yönetmenlik olarak da devam edip 40 sene. 40 sene. Ölümü beni bir ailemden birisini kaybettim ben. Bir de bazı şeyleri öğrendim. Yani şunları insanlar öğrenmeli bence. Sadece abilik, kardeşlik, şu bu falan kan yoluyla olmuyor. Aynı kandan olmayabilirsin. Yok. Sümer benim can arkadaşım, kardeşim ve bir de güzelim, güzel kardeşim. Bir de onu seyredelim. Oya Aydoğan'ı. Evet. Peki Oya'nın temin söylediğinde galiba bir yarım kalan bir taraf oldu. Yani
Bizim sinemamız dediğimiz Yeşilçam'da da. Yeşilçam'da da biraz bu başrole dayalı sistem hep vardır. Mesela diyelim ki Hülya Koçyiğit, Edison başrolde oynuyor. Tabii en çok onların rolleri. Yan karakterler orada da vardı. Ben tam tersi dizilerde daha çok yan karakterlerin öne çıktığını, hani bir öyle mutfak kısmı falan. Bütün dizilerde bir mutfak kısmı vardır. Mutfakta oynayanların rolü çok olur. Hani dizilerde yan karakterler daha önde diyorum. Ben sana bir talihsizlik oldu. Senin konuna gelince mesela sana bir yanlışlık oldu. Bir fiyat konusunda bir yanlışlık oldu. Tabii canım ya, bize o tabii fiyat konusundaki yanlışlık zaten doğduğumuz günden beri devam ediyor. Ya yeni bir şey değil bu yani. O maalesef biz burada çok profesyonel olamadık. Biz işi sevdik. İşi sevmemizden ötürü bizim üstümüze bindiler. Bizim buralarımız mosmor. Üstümüze basa basa yani. Bizim gibi adamlar karakter oynadık ve onlara destek verdik. Tiyatrodan geldiğimiz için de adam gibi destek verdik. Nasıl destek vereceğini bildiğimiz için. Çünkü bizim dönemimizin en önemli şeyi saygıydı. Biz o kadar saygılı insanlardık ki. Yani o, bugün baktığınız zaman o saygının sesi yok ortada. Hani bu Düzenbaz filminde yardımcı rolde oynadı. Tabii. Sen hangi altın portakal alan başrol kadını bir sonraki sene gidip bir kadının yanında ikinci rolde görebilir misin? Bizde bu Ben Savaşı ben hep savaşı, oldu. Her var zaman. İki canlarım. İki saygı diyor abi işte, destek diyor. Koşulsuz sevgi biraz diyor. Şuraya baksana, kaç sene önce çektiğim, 4 sene, 5 sene, 6 sene falan oralarda, burada sağ olsun Mehmet Ali Yılmaz abimiz, TBM'in sahibi, canımız abimiz bu görevi, yani böyle bir şey yap dedi, sağ olsun. Şurada insanların gözleri doluyor. Senelerin Sümer Tırmacı, 3 kuruş 5 kuruş oynayarak, senelerin Oya Aydoğan'ı ne emek vererek, ne sinemada neler yapmadı, aç bir ilaç. Ya aynı minibüste para almadan, para alamadan yaptılar. Tabii biz bunları unutturmak istemiyoruz. Sümer abinle çalıştın mı? Yok. Oya ablanı görüyor, tanıyorsun ama çalışmadın ondan değil evet, mi? Evet, çalışamadım maalesef. Sümer'le çalışmışsındır. Var mı rolün Sümer'le, Kemal? Çalıştım abi. Ha. Daldım bir an. Kahramanmaraş'a gitti sorunca. Çalıştım. Kahramanmaraş'ta bir tarihi dizide birlikte çalıştık. Bir de bir şeyler aldım falan dedin ya. Çağırdın bir araya geldiğiniz zaman. Tabii. O zaman işte. Yani, Oyacığımla geldiniz mi? Evet. Onunla da. Onu ben dışarıda yani sadece tanıştırdım kendimi. Ben insan olarak çok severim. Önce çünkü girdiği topluma neşe saçan ya suratı asık biri görünce bir dakika deyip giden, böyle gördüm İnanılmaz ben onu. İnanılmaz bir şey. Sen daha iyi tanıyorsun. Ya tanıyorsun önce, 40 sene. Önce yok, suratı asık kişi kalmayacak. Yok. Ha. Bir derdi mi var onun? Çözülecek. Setçinin bir derdi mi var? Çözülecek. Set duruyor. Çözer. onun bir derdi. Tamam diyor, şimdi çekelim biz bitsin. Abi insan yani, insan. Oyla Sümer yüreğimde yaradır yani. Çünkü onlarla 40 senem geçti benim. Yani Oya'yı o kadar çok eski tanıyorum ki kardeşim gibi tanıyorum. Kardeş gibi başladık, kardeş gibi devam ettik her zaman. En kötü günümde geldi, en kötü gününde geldim. Filmlerimde Oya başka bir şey. Oya'nın insanlarla olan diyaloğu, sevgisi başka. Aynı şey Sümer'de de vardı. Onların bütün böyle bir makas değiştirmediler. Hani vardır ya, bir makas değiştirsen, şuradan gitsen işin şekli değişecek belki. Oraya çok zorladılar. Kısmetleri mi olmadı? Sinemanın kötü bir dönemiydi mi, olmadı? Bütün filmde oyna et, ev kiranı veremeyecek hale geldi Sümer bir dönem. Ya hadi abi, isteseler çok iyi paralar kazanabilirlerdi. Tabii, sinemanın top attığı o erotik yani filmlerin başladığı dönemlerde oralara, çok iyi paralar kazanırlardı. Oralarda girmezler onlar. Tevessül etmediler. Oyacığım da biraz para gazinolardan. Şarkı, bari, evet, sinemadan evet bir şey kazanmadı. Evet. Bir ara yapımcılıkta iki güzel insanı hatırladık. Onun için yattığı yer cennet olsun. Benim ekibinin için yüreğine sağlık, senin aa, yüreğine canım sağlık. Böyle anmak lazım, yani hatırlatmak böyle lazım. Böyle şeylerle hatırlıyoruz. Ben tabii Kemal'cim seni ne kadar anlattık, nasıl anlattık, sen çok dolusun yani. Abi estağfurullah, çok teşekkür ederim. O kadar dolusun ki. Ya bana mesela bu olana tanıdığın için çok teşekkür ediyorum tekrar. Estağfurullah, şeref duydum. Sana da, kızıma da. Çok teşekkür ederim. Şeref çok duydum. Çok teşekkür ederiz. Canımsın ediyoruz benim. Şimdi ben Kemal sana şeyi sormak istiyorum. Tiyatro başladı.
arkadan dizi, arkadan film. Buraya geçişler nasıl oldu? Tiyatroda kim gördü, nasıl gördü? Sen buraya geçtin. Hani ben nasıl gördüğümü biliyorum. Herkese ciyak ciyak bağırdığımı biliyorum. Ya biri var aman ha. Çocuklar daha rahat edersiniz. Fiziğiyle, oyunculuğuyla, karakteriyle, her şeyiyle. Ben ciyak ciyak bağırdım. O ben ayrı. İsim vermeyeceğim. Bu arada Ümit abinin sayesinde ben iki filmden de hangi kamera o ona söyleyeyim. İki filmden de çok güzel ekmek yedim. Önermiş. Rica ederim. Bir çay toplantısında dedi, bir ismin vermeyeyim. O da çok muhterem bir insan. Anlar zaten kendini. Ümit Bey dedi, bahsetti sizden. Bir görüşebilir miyiz? Ne demek tabii dedim. Sen demişsin oldu. Ki böyle böyle tiyatro. Adam iki saat. Zaten ben tiyatroda 7'de olmam gerekirken 4'te oradayım. Yani nöbet dikiliyorum orada. Ama doğru insan söylerim ben. Evet, evet söylemişsin. Yani, çok teşekkür ediyorum ayrıca. Hayatım daha sizlerin çok o kadar çok hayatınız var ki sanatta. O kadar çok şeyler yapacaksın ki. O kadar çok şeyler yapacak ki. Yani ha bekliyorsun. Ne yapalım bazen bekliyorsun. Evet, bazen evet, duruyorsun. Evet, evet. Bazen geliyor hop kenara çekiyorsun arabayı. Hadi bakalım insanlar geçsin diyorsun. Geçenler kayboluyor sonra sen gene çıkıyorsun ama. Aynı yoldayız o parktan, yine. O parktan aynı şekilde çıkıyorsun. Abi hiç o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Hiç merak etme. Hiç. Tiyatroya 78 yılında figüran olarak başladım ben. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun bir oyununa gittim. Takip ediyoruz. Serpil isminde, soy ismini şu anda beni affetsin, yaşıyorsa kulakları çınlasın, edebiyat öğretmenim tiyatroya yönlendirdi bizi. İşte Uğur Polat, Can Öztopçu, Müge Vöber, Ankara Atatürk Lisesi'ndeyiz. Ve şu an ismini hatırlayamadığım bir sürü arkadaşım. O edebiyat öğretmeni sayesinde çok iyi tiyatrocular yetişti oradan. Evet. Hep yönlendirirdi. Alırdı, seçerdi. Aferin. Hadi çocuğum sen bu sene konservatuara gir derdi. Aferin. Bunda bir hikmet vardır dedik. O öyle yönlendirdi bizi. Devlet tiyatrosuna işte doktor olayım falan diye derken falan yok olmadı. Benden doktor olmaz. Benden doktor olmaz. Ne olur bunalıma girer bu doktor. Ameliyatı bırakır mı? Yarıda gider. aktör olur benden. Nasıl olur? Konservatuara girer. Rahmetli Erdoğan Göze çok uğraştı benimle. Arsen Gürzap'ın, Arsen Göze'nin kardeşi. Onunla çok çalıştık. Rahmetli Mahir Canova ile çok çalıştık. Sonra konservatuar sınavlarına hazırlandım. Ankara Devlet Konservatuarı'na giriyorum. Olmadı bir türlü olmadı işte olmuyor. Sonra dedim ki ya İstanbul Devlet Konservatuarı da var oraya da gireyim. Geldim İstanbul Devlet Konservatuarı'na girdim. Ankara Devlet Konservatuarı'nın ikinci sınavları var ertesi gün. Atladım otobüse geldim ben. O zaman o 302'ler falan lüks. 10 saatte falan gidiyorsun Ankara İstanbul arasında. Geldim baktım Ankara'yı hiç kazanamamışım. İstanbul'a döndüm falan. Raik Alnıaçık, Yıldız Kenter, rahmetli Haluk Kurtoğlu, vay vay rahmetli vay. Müşfik Kenter, rahmetli Alev Sezer bir kurulda. Bir ben, dönemin zirve. Zirve yani. Sanatçı. Yani, bize ömürlerini bahşetmişler. Ben sahneye çıktım işte. Enstantaneler var böyle. Haluk Kurtoğlu da rahmetli dikkat dağıtacak. Ben oynuyorum oradan kül tablasını aldı böyle fırlattı. Acaba dikkat ne kadar var diye. Ha sonradan açıkladı. Ha biz dikkatleri topluyoruz, bakıyoruz falan diye. Kazandım, o sınavı kazandım. Ve tiyatro öylece başladı. Kulakları çınlasın Raik Bey. Çocuklar siz öğrencisiniz, parasız kalıyorsunuz. Benim oynadığım Orhan'la oynadım, Orhan Gencebay'la. Aşık olduğu kızın şah babasını oynuyor Raik Bey. Oynadığım filmde size roller var. Gelin gidiyoruz 5 lira alıyoruz. O zaman 10 lirayla öğrenci maaşı geçiniyoruz abi. Öyle öyle sinemaya bir aşinalık başladı. Kamera gördüm. Kameranın arkasını gördüm falan. Ondan sonra profesyonel hayata geçtim. O para alsak da ben profesyonelliğe öyle bakmıyorum. Bilinçli çalışırsak ve onun karşılığında bir şey alırsak hak ettiğimiz para profesyonel paradır diye düşünüyorum. Aynen. Öyle başladı. Geçiş dönemlerini çok irdeledim. Yani tiyatrodan sinemaya, kamera önüne geçiş nasıl olur? Çok okumaya başladım, çok araştırmaya başladım. Mesela setlerde falan çok sıkıştırırım seni geldiğimde. Hatırlar mısın? Bilmez Akçay'da mi? Falan. Bilmez abi mi? Burayı niye böyle yapıyorsun?
Hiç bıkmadan da anlatırdın yani. Ama çok doğru birisi. Doğru bir şey söylüyor. Cevap vereceksin. Yani niye abi buradan sen pan yapıyorsun da buradan niye bilir? Bu acaba bir hayır gösteri değil. Bak buradan bunu makaslayacağım. Makaslamak anladım. İçin buraya bir pay lazım falan. Nasıl oluyor? Tiyatroyla ikisi aynı potada eriyebiliyor abi. Ama sanatların ilk başı atası tiyatro. Sinemaya geçişte hangi filtreler kullanılmalı bana göre tabii. Onu tartmalı biraz diye düşünüyorum. Anladım. Öyle olmalı diye düşünüyorum. Ben bütün bu bilgilere, bu yürekten konuşmalarına, geçirdiğin emeğe ve gelecek emeklerine. Abim çok teşekkür ederim. Çok önemlisin. Çok teşekkür ederim. Çok özelsin. Teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Ustasın. Herkesin söylediği gibi. Ders de veriyorsun. Hocasın. Çok teşekkür ederim. Canımsın benim. Senin yanında sözü edilmez böyle şeylerin. Olur mu? Canımsın Türk benim. Türk sinemasının çünkü eğitmenlerinden birisin sen. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Birçok insan yetiştirdin. Bunu biliyorum ben. Olsun. Güzel senin şeyler. Senin gıyabında da Ümit abi sayesinde ekmek yiyoruz diyen bir sürü arkadaşım var. Sağ ol. Estağfurullah. Siz onlara kendiniz, da buradan selam, sevgiler, saygılar. Biz sadece size böyle bir arkadaşımız var. Çok başarılı. Buyurun alın diyoruz. Teşekkür ediyorlar bize. Çok teşekkür ederim. Canımsın. Bir güzel kızım. Allah'ım ya Rabbim. Bu güzel kız senin yarın da var. Hiç merak etme. Dünün vardı, bugünün var. Yarının. Bazen böyle hani yaşamda da durgunluk yaşanır ya. Böyle ufak durgunluklar yaşanır. Demin bir örnek geçirdim. Arabanı sağa çektim. Bırak bakalım birileri geçsin. Ama sen burada göreceksin, söyleyeceksin. Söyleyeceğiz. Herkese de bir dakika diyeceğiz. O konuda da çok yerde oynayacaksın. Göreceksin. Setine de geleceğim. İnşallah hocam. Çok oldu teşekkür mu? Beraber ediyorum. Beraber de çalışacağız. Bir işlerimiz İnşallah. Var. Sen ne de. İnşallah. Binlerce kere teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Son bir 15 saniyen var mı? Olmaz bir şey söylemek istiyorum. Olmaz olur mu? Bu Hollywood'a gidip Broadway'de de tiyatro sahibi olan Semih Fırıncıoğlu isminde kulakları çınlasın bir arkadaşımız var. Bize de workshop'a gelmişti Amerika'dan geldiğinde. Şu an galiba Broadway'de. Dedi ki bir gün bize workshop'a geldiğinde tiyatro ana sanat dalı. Gösteri sanatlarının ana sanat dalı. Sinemacılar Broadway'e gelirler. Al Pacino dahil, Marlon Brando dahil. Seansı 100 liradan 100 dolardan oyun oynarlar. Sordum bir gün dedi. Sorma olanağı buldum. Al Pacino'ya sormuş demiş ki niye tiyatroya geliyorsun sürekli? Senede bir ay, bir buçuk ay, iki ay bir oyunda oynuyorsun. Kendimi temizliyorum demiş. Harika ya. Harika. Bak çok güzel bir şey. Müthiş bir kendimi şey temizliyorum demiş. 100 dolar Al Pacino için de adam 22 milyon dolara, 25 milyon dolara imza atıyor yani. Sen devamlı tiyatroda kendini devamlı temizliyorsun. Abi çünkü pırıl pırıl delikanlı 34,5 yaşında. Çünkü çok büyük bir sanatçısın. Abi ben hep dua ediyorum. Allah senin gibi insanlar çıkarsın insanların karşısına. Çünkü çok yol açıyorsun. Canım çok benim. Öğreticisin. Bilgi saklamıyorsun. Hiç saklama. Görgün bildim ve hiç. Ahlakını önce gösteriyorsun. İnsanlar diyor ki evet ya böyle olun. Olunacaksa böyle olunmalı. Çok teşekkür ediyorum. Sıradan canım olunmamalı. Sağ ol. Ayrıcalıklı olduğun için ben sana çok teşekkür ederim. Canım benim sağ ol. Ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Babana ve anneciğine çok sevgi ve selamlar. İyi ki böyle bahşesine. Güzel bir kızımız var. Sinemamızda, dizilerimizde de çok önemli yerlerde olacaksın. Buna inanıyorum. Çok biraz sağ olun hocam. Sizden bunları duymak zaten her şeye bedel benim için. Canımsın gerçekten. Benim. Hocam yolun açık olsun. Abi çok teşekkür ederim. Her zaman olacaksın. Hep senin yanında olmak istiyorum. Tabii, her zaman beraberiz. Çalışmalarında sen ve senin gibi insanların yanında olmak istiyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Canımsın benim. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Lütfen. İzmin olursa elini lütfen, öpmek lütfen istiyorum. Lütfen. Lütfen. Canımsın benim. Öpüyorum seni. Cansın, ne kadar güzelsin. Ne yüreklisin. Sağ ol abi. Cansın can. Yemin ediyorum cansın. Sağ ol. Sayın seyirciler işte böyle bir terbiye, böyle bir saygıyla bir program yapıyoruz. İnsanlar... Böyle bir sanatçı birbirlerimize zannetmeyin ki karşılıklı böyle o ona dedi bu buna dedi ya değil. Yürekten her gördüğümüz yerde aynı şekildeyiz. Sarılıyoruz sevgiyle, saygıyla ve bir güzel kızımızı da böylece salıyoruz. Sevgiyle, saygıyla salıyoruz.
Haftaya görüşmek üzere. Gene böyle çok önemli, gerçekten kalplerde yeri olacak ve kalacak bir başka grupla, başka arkadaşlarla beraber olmak adına alasmaldık diyoruz. Haftaya görüşelim efendim.